Merhaba arkadaşlar. Ders Vedik Astroloji, konu 15. Evlerin ikincil nitelikleri. Ev ilerletme nasıl yapılır? Bu içerikte bunu anlatacağım. İçerik kısmımızda gördüğünüz gibi evlerin ikincil nitelikleri. Arkadaşlar tablolar vereceğim. Çok işinize yarayacak. Burada ev ilerletme bilgileri var. Ve ev ilerletme nasıl yapılır? Bunu da uygulamalı göstereceğim. Şu ana kadar açıklanan anlamlar aslında birincil görevlerdir arkadaşlar. Bu onların evlerden türetilmedikleri anlamına gelir. İkincil görevler ise bunun tam tersidir. Bunlar diğer evlere uygulandığında birincil atıflardan kaynaklanır. Ne demek bu? Basit örnekle şimdi Mozart'ın haritasında göstereceğim arkadaşlar. Şimdi basit bir örnek arkadaşlar. 7. evdir. Burası ne? Lagna, 1. ev. Burası 7. ev. Eşi temsil eder arkadaşlar. Kişinin eşini temsil ediyor. Peki çocuğumuzun eşi hakkında bir şeyler bilmek istiyorsak haritadan. Çocuğumuzu temsil eden ev arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. evde bir önceki içerikte ev anlamlarını anlattım. 5. ev eşittir 1. çocuğumuz. Ve biz kendi eşimiz için kendimizden itibaren 7. eve bakıyorduk. Peki çocuğumuzun eşi için o zaman arkadaşlar 1. çocuğumuz için bu arada 1. çocuğumuz 5. evden bakıldığına göre 5. evin 7. evi de arkadaşlar çocuğumuzun eşi hakkında bir şeyler bize vermeli. O zaman şöyle yapacağız. Çocuğumuz 5. ev ise 1. ev olarak burayı alacağız. 5. ev çocuğumuz hangi çocuğumuz? 1. çocuğumuz. Bundan itibaren 7. ev 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ev arkadaşlar eşittir 1. çocuğumuzun 1. eşi hakkında bize arkadaşlar bilgi veriyor. Bu evlerin ikincil görevleri aynı şekilde ev ilerletme diye kullandığımız terimin açıklaması. Çünkü 5. ev çocuğu ifade eder. Ve bunun tersi yani 5'ten itibaren görülen 7'nin eşi tanımlaması gerekir arkadaşlar. Çocuğun 5.sinden 7.sini saymaya devam edersek her zaman saat yönünün tersini sayarız ve 11. eve ulaşırız. Şimdi arkadaşlar her zaman ne demiştim daha ilk harita yorumlamayı anlattığımda transitler böyle dönüyor demiştik. Şimdi burada da ev ilerletmelerinde bunu bu şekilde sayıyoruz. Yani böyle saymıyoruz. Böyle sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 böyle 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 sayılıyor. Öyleyse bizim 11. evimiz yani eşin şey çocuğun 7. ev olur ama buradaki kişinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. evimiz bizim çocuğumuzun eşi hakkında bilgi verecek. Diğer bir örnekte ise arkadaşlar 3. ev prensibi. 9. ev babayı temsil eder. Bu haritada kişinin 9. evi eşittir kendi babasını. Temsil eder. Dokuzun üçü babanın kardeşlerini temsil eder arkadaşlar. Yani burası babanın birinci evi oluyor bizim haritamızda. Bir, iki, üçüncü evde babanın kardeşlerini genel anlamda. Diğer anlamda da arkadaşlar babanın birinci kardeşini, kendisinden küçük olanı temsil eder.
Bu şekilde. Bu da aynı şekilde birinci çocuğumuzun eşini temsil ettiği gibi babamızın da arkadaşlar kendinden küçük kardeşini temsil ediyor. Baba tarafındaki teyzelerimiz ve amcalarımız hakkında da bu şekilde bakarsak bilgi verir arkadaşlar. Aynı prensibe göre 9. ev eşin karakterini de temsil eder. Yani 7. evin 3'ü. Burası eş. Karakterini anlamak için de 7'nin 3'üne bakarız. 9. ev eşin karakterini temsil eder. Bu şekilde ev türetiyoruz arkadaşlar. Bu örneklerden evlerin neye odaklandığımıza bağlı olarak farklı anlamlara sahip olduğunu görebiliriz. Daha sonra farklı analizleri birleştirerek yoruma net bir yön veren odak noktasını nasıl tanımlayabileceğimizi de göreceğiz arkadaşlar. Yani bir harita yorumunda ne aradığınız çok önemli arkadaşlar. Hangi bilgiye ulaşmak istiyorsunuz ve o bilgiye hangi bilgileri bilerek ulaşabileceğinizi bilmeniz lazım aslında harita yorumunda. Önemli olan ikinci bir ilişkilendirmeyi geçersiz kılmamasıdır arkadaşlar. Burada dikkat edilecek husus şu. Mesela arkadaşlar şimdi dördüncü ev bu kişinin annesini temsil eder. Temsil eder. Yani kimin? Harita sahibinin annesini. Şimdi harita sahibinin kardeşine baktığımızda mesela burası birinci, ikinci, üçüncü ev. Kardeşi ya birinci ev. Kardeşin birinci ev olur. Birinci kardeş. Şimdi şöyle bir türetme olmaz arkadaşlar. Bu kişinin annesini temsil eden dördüncü ev ya. E kardeş birinci ev olduğuna göre kardeşten itibaren 1, 2, 3, 4 şey dördüncü evde kardeşin annesini temsil etmesi gerekiyor değil mi? Mantık olarak işte bu burada çalışmıyor haritada bu şekilde olmuyor. Çünkü harita sahibinin annesine adanmış bir ev zaten var. O yüzden bu mantıkta yaparsanız yanlış görmüş olursunuz. Yani bu bir istisnai örnek. Arkadaşlar aynı şekilde şuna dikkat edebilirsiniz. Mesela yine anneden devam edelim. Şimdi dustan evler var arkadaşlar. Daha ileride daha detaylı anlatacağım. Kötücül evler. Şöyle kısaca anlatayım. Altı, sekiz ve 12. evler. Burası yükselen kişisi olduğu zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. ev dustağına. Burası 7, 8. ev dustağına ve 12. ev dustağına evleri oluyor bu kişi için. Şöyle yapalım. Bu evler arkadaşlar kötücül evler. Dustağına evler Vedik tabirince. Ve arkadaşlar 6. ev zorluklar, 8. ev krizler ve 12. evler 12. ev kayıplar anlamına gelebilir. Kritik yerlerdir. Şimdi biz bunu birincil olarak kendimiz için mesela bakıyoruz. Bize göre 6, 8, 12. O zaman bizim hayatımızdaki zorlukları, krizleri ve kayıpları gösterecek. Anne için bakarken arkadaşlar burası anne evi ya. Bir anne. Annenin biri yani annenin yükseleni oluyor. O zaman arkadaşlar anneden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6. ev, 7, 8. ev, 9, 10, 11 ve 12. evler anne için arkadaşlar. Talihsizliğin habercisi olabilecek evlerdir. Yani kendi haritamızdan annemiz hakkında bilgi edinmeye çalıştığımız zaman bu evlerinde ona etki alıyorsa hani negatif yansıması olabilir şeklinde öngörüyü bu şekilde yapabilmek için düşünmelisiniz. Bu bir tek anne için değil, aynı şey baba için de geçerli olacak. Burası baba ya 9. ev. Yani babanın neyse 1. evi oluyor. Babanın yükseleni kendi haritamızda. Öyleyse yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 babanın dustan evleri olacak. Yine kendi haritamızdan. Bu işte arkadaşlar ev türetme, evlerin ikinci nitelikleri anlamlarına geliyor arkadaşlar. Bu şekilde mesela
Başka bir örnek. Babanın başarısı için arkadaşlar kendi haritamızdan bakıyorsak burası yine baba. Babanın başarısı için arkadaşlar 9 artı 5 birinci evden bakılır. Bir saniye. Baba başarı için arkadaşlar 5. eve bakıyoruz kendi haritamızda. Öyleyse baba da 9. ev. 9 artı 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yani bizim yükselen evimiz babamızın başarısını gösterecek. Arkadaşlar şuna çok inanıyorum. Bu Vedik astrolojide de beni doğruluyor. Hani ailemizin yaptığı hataların bedelini biz ödüyoruz veya bizim başarılarımızla onlar övülüyor. Bakın nasıl bir yansıma var burada. Babanın başarısı bizim başarımızla çok doğru orantılı. Yani biz başarılı olduğumuzda babanın başarı hanesine arkadaşlar puan ekleniyor gibi bir durum var burada. Ya da diyelim ebeveynlerimiz bize kötü bir ünvan, etki, pozisyon bırakıyorlar. Ve bizim de burada birinci ev bizim dışarıdan görünüş hanemiz ya yüzümüz ya arkadaşlar fiziksel bedenimiz ya. Burada ebeveynlerimizin yapmış olduğu yani hatalar bizim yüz karamız oluyor. Yani bizim yüzümüze yansıyor arkadaşlar. Yani bakın arkadaşlar yani hayat hiç basit bir yer değil. Hiçbir şey anlamsız değil. Yani bu astroloji haritasında bile apaçık görünüyor yani. Baba bir başarı yapıyor, bizim yüzümüz parlıyor. Baba bir yanlış yapıyor, bizim yüzümüz kararıyor arkadaşlar. Yani bizim nasıl bir bağlantımız var? Arkadaşlar yani bu sadece bir döllenme aracı değil annemiz babamız. Bu böyle nesiller boyunca bağlar var arkadaşlar. Yani ben bunu bu şekilde yorumluyorum haritalarda. Neyse arkadaşlar bu konu bu şekilde. Şimdi burada evlerin ikincil anlamlarını çok detaylı bir şekilde verdim. Buradan türetebilirsiniz bilgileri tek tek arkadaşlar. Şimdi söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, ebeveynlerin başarısı için birinci eve bakılır. Babanın başarısı için dokuzuncu ev babayı temsil eder. Babadan beşinci ev arkadaşlar birinci eve denk düşer. Şöyle yapalım. Bir harita çizelim. Ve burası bizim yükselenimiz olsun. Ve şimdi şöyle yoralım. Bir arkadaşlar ebeveynlerin başarısına bakmak için 9. ev babanın birinci evi. Bundan 5. ev arkadaşlar babanın başarısını gösterecek dedik. 1, 2, 3, 4, 5. ev babanın başarısını gösterecek. Yani bizim birinci evimiz. Bu nedenle kişinin kendi doğumu ebeveynler için bir başarıdır arkadaşlar. Bu bir. İki, dördüncü ev. Anne ya, burası dördüncü ev. Yani annenin birinci evi. Bunu arkadaşlar annenin başarısına bakmak için 10. ev neden sayarız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın yine annenin başarısı da babanın başarısı da bizim birinci evimize bağlanıyor. Devam ediyorum. Arkadaşlar kardeş kaybı için kardeş üçüncü ev, onun birinci ev oluyor. Kardeş kaybı tahmin etmek için arkadaşlar kardeş artı 12. eve bakarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu evin aldığı etkiler yani bizim ikinci evimiz kardeş kaybıyla ilgili bağlantı veriyor. Arkadaşlar baba hastalığıyla ilgili baba 9. ev artı 6 ev hastalık 1, 2, 3, 4, 5, 6 yine bizim ikinci evimiz babamızın hastalığıyla ilgili bilgi veriyor. Arkadaşlar böyle tek tek çizerek gitmeyeyim. Burada bilgiler var. İşinize ne lazımsa alıp kullanırsınız. Bu çizelgelerden arkadaşlar.
Burada birinci evlilik, ikinci evlilik, üçüncü evlilik, ölümler, doğumlar, tüm detaylar var arkadaşlar. Evet, konu bu şekilde, ilerletmelerde bu şekilde, buradan türete türete yapacaksınız. Mesela arkadaşlar, yurt dışında yaşamakla ilgili gelen sorulara. Yurt dışında yaşamak için dördüncü ev arkadaşlar, artı yedinci ev seyahat, onuncu evden bakıyoruz. Bu şekilde de yorabilirsiniz. Büyük kardeşler için 11. ev artı 3 ev. Yine böyle sayılıyor. Başka dikkatimizi çeken. Annenin annesinin arkadaşlar vefatı 4 artı 4. 7. evden görülüyor. Büyük kardeşlerin başarısı 11. ev büyük kardeş artı 5 3. evimize düşer arkadaşlar. Bir büyük ablamız, abimiz varsa onun başarısı bizim 3. evimizden görünür. Buradan arkadaşlar ev türetmeler ile merak ettiğiniz alanları, mesela şurada şu var, annenin eğitimi. Anne 4. ev artı 5. ev, yine 8. evimizden annenin eğitimine bakılıyor arkadaşlar. Torunlar için 5. ev çocuğumuz ya. 5 artı 5 çocukların çocukları 9. eve denk geliyor arkadaşlar. Eşin kardeşlerine bakmak için 7. ev eşimiz artı 3 birinci kardeşi yine 9. ev yapar arkadaşlar. Yani nasıl bir bağlantı var. Böyle arkadaşlar.